Arda'nın mutfağında muhteşem bir kış menüsü geliyor. Önce bir etli kış çorbası yapacağız. Sebzeleri, eti mükemmel bir başlangıç. Arkasından size sebzeli bir kiş tarifi vereceğim. Çok basit bir tarif ve bu tarife bayılacaksınız, kesin uygulayacaksınız. Tatlı olaraksa iki katlı bir muhallebi yapacağız. Altta bir böyle beyaz bir katman, üstte bir güzel supangle, içinde de küçük oyunlar olacak. Çok lezzetli bir Arda'nın mutfağına başlıyoruz. Hadi gelin, hadi başlıyoruz. Acayip güzel tarifler var. Hepsi birbirinden lezzetli, hepsi birbirinden güzel. Çok malzeme var, sizi korkutmasın. 10 numara 5 yıldız bir iş yapacağız. Önce muhallebinin genel hazırlığıyla işe başlayacağım. İki katlı bir muhallebi olacak. Alt katında beyaz bir katman, üst katında da hafif böyle supanglemsi bir kakaolu, çikolatalı bir katmanımız var. Öncelikle yapacağımız iş şu. Bir tane şöyle bir çırpma teli alalım. Çünkü alt katta yapacağım tabanın ununu kavurarak işe başlıyorum. Bazı muhallebi tarifleri var. Her şeyi koyuyorsunuz, hepsini bir anda önden çırpıyorsunuz, sonra ocağa geçiyorsunuz. Bu öyleli bir taban değil. Çünkü içerisinde aşağı yukarı 125 gram tereyağına 1 su bardağı kadar un var. Ve bu unu önden eğer kavurmazsak ne yaparsak yapalım tatlımız kıvam alır ama istediğimiz gibi un kokusunu çıkartamayız. O yüzden ilk yapacağımız şey, ocağın altını yakıyoruz, tereyağı eritiyoruz ve bu tereyağın içerisine 1 su bardağı un koyup unun kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Çıktı mı? Vallahi çıktı. Şu şef hareketidir bak, bu artistik harekettir böyle. Tam kafayı sokmazsın yanmamak için akıllıca. Şöyle durursun buradan. Kokuyu kendine alırsın, unun kokusu çıkmış. Şimdi bu dakika itibariyle sütü ekliyoruz. Genellikle teamülen şey derler böyle, sütü yavaş yavaş ekleyin, yavaş yavaş alsın falan derler. Ben size söyleyeyim, yavaş da eklesiniz, hızlı da eklesiniz bir şey fark etmiyor. 1 litre sütü ekleyin, güzelce çırpın, karıştırın, karıştırın. Bu karıştırma işleminin sonunda zaten içinde yaptığınız bu başlangıç tereyağı, un, ki onun adını aslında roux diyorlar. Roux yavaş yavaş bunun içerisinde hafiften kendini bırakacak. Karıştırmayı bırakırsanız birazcık topaklanma söz konusu olabilir. O yüzden çok karıştırmayı bırakmayacaksınız. Şekerli tadı da elde etmek için içine 1 su bardağı kadar toz şeker ilave edeceksiniz ve çırpma işlemine devam edeceksiniz. Çok kısa bir süre bunun başından ayrılıyorum ve hemen derin dondurucuya gidiyorum. Çünkü burada size daha önce defalarca söylediğim, derin dondurucuda muhafaza ettiğim damla sakızı var. 3 parça damla sakızı. Derin dondurucuda. Niye? Çünkü damla sakızını her zaman kırarak koymak lazım. Dışarıda durduğu zaman bu damla sakızı, siz bunu kırdığınızda havana ve benzeri şeye yapışıyor. Ama bu şekilde yaptığınız zaman iyice toz haline geliyor ve yapışmıyor. Tamam. O yüzden bu damla sakızını ne yapın edin? Derin dondurucuda muhafaza edin. Arda'nın mutfağını uzun süredir takip edenler için son derece bildik ve yabancı olmadığımız bir bilgi. Ama ilk defa duyanların da mutlaka başucunda tutması gereken önemli, mühim bir bilgi. Bir diğer mühim bilgi de damla sakızının işin içine gireceği zamanlama. Şu anda asla girmeyecek. Damla sakızı da aynen buradaki toz vanilya gibi en son ocaktan alma noktasında işin içine girecek. Şimdi çok gevezelik yaptım. Bunun başından ayrılmadan şunu karıştıracağım ve istediğim kıvama koyu, hafif kalınlaşmış bir kıvama gelene kadar da bu işleme devam edeceğim. Yaklaşık bir 8-10 dakikanın sonunda kontrollü bir ısıyla muhallebimizin kıvamı tamam. Gövdelendi, kalınlaştı. Şimdi buna tabii ki tereyağı koymayacağız çünkü bolca tereyağı var içinde. Ama damla sakızını işte tam şu an koyacağız ve hatta bilhassa vanilyayı da şu an koyacağız. Bu lezzetler mevcut ısıyla beraber özellikle damla sakızı içeride güzelce dağılacak ve muhallebimizin lezzetine lezzet katacak. Damla sakızını ekledikten sonra
iyice bir karıştırın, iyice bir çırpın. İçeride kristal kristal kalmasın. Bunlar küçük ama çok hayati, önemli detaylar. Şimdi bu çift renkli muhallebi olacağı için önce alt rengi hazırlayacağız. Sonra da üst renk için birazcık soğumasını bekleyeceğiz. Benim böyle küçük, minnoş ve çok tatlı hem su bardağı olarak kullanılan hem de böyle muhallebi tarzı şeylerde kullandığım güzel cici bardaklarım var. Bunları da hazırlamayı düşünüyorum. Fakat bu işler biliyorsunuz hafif riskli. O yüzden etrafa dökme kısmında da ben son derece başarılı sayılırım. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Kepçeyle belki daha kolay ilerleriz. Efendim bir kepçe alıyorum. Şimdi alt taraf 1 litre sütten, üst taraf yarım litre sütten. O yüzden alt kat üst kattan birazcık daha fazla olsun. Bir de şöyle bir tabak alın elinizin altına. Şöyle bunu karıştırın. Dökülmesin diye tabağın üstünde getirin ve şu şekilde pay edin. Dediğim gibi bardağın 1/4'ü beyaz, 1/4'ü siyah olacak. Hemen hemen hepsini yani böyle 1/4'ümsü olacakmış vaziyette doldurdum. Bir tanesi 1/4 gibi olmadı. Artık onu da hafiften kusur kabul edebiliriz. Şimdi şöyle bir şeyim yapacağım size. Böyle bir küçük kap. Çünkü hani bunu yapana kadar hafif donuyor, biraz şey oluyor falan ya. Böyle bir küçük kap, üstüne içine bir bardak ya daha doğrusu azıcık su. Ve şunun üstünü çok yamuklukları varsa bu suyla hafifçe şey yaparak birazcık düzlüyorsunuz. Yani hani düz bir kat olsun diye. Şöyle, çünkü bunun üstüne çikolata da gelecek ya. Birbiriyle çok alakasız durmasınlar. Yani bir kat bir kat üstüne olsun diye. Suyla da yaptığınız için hafif kaşığın tabanına yapışmıyor. Üstü bir tık daha düz bir katmanmış gibi duruyor. İçinde en az olan bu oldu. O benim payım olsun. Diğerlerini bizim ekiptekiler yer. Şu son dokunuş dediğim gibi basit ama kolay. Şu şekilde üstüne bir kat yapacağımız için eğer düzeltmeniz gerekiyorsa şu küçük minnoş dokunuşu yapabilirsiniz. Olayımız bu. Şimdi bu arkadaşımızın biraz soğumasını bekleyeceğiz, tamam? O yüzden şöyle bir tepsiye alalım. Bu tip bir hazırlıkla yaklaşık 10 porsiyon çıkartıyoruz. Hiç fena değil. Son derece tatminkar. Şimdi bunu şöyle koyacağım ve tartla ilgili hazırlığımı alacağım. Bu böyle aşağıda yavaş yavaş soğusun. Birazcık üst taraf katman gibi olsun. Efendim son derece güzel bir kiş hamuru yapacağım size. Tarifim çok nettir ve süper başarılı güzel bir tariftir. Hiç el mel kullanmayacağız. Direkt makinede yapacağız. Çünkü tereyağının hafif, soğuk ve birazcık böyle kum gibi parçalanır kıvamda olması benim tam istediğim şey. Her şeyin başında böyle bir parçalayıcının içerisine 400 gram un koyuyorsunuz. 400 gram un. Tamam. Sonra hemen arkasından buzdolabında sizi bekleyen küp küp doğranmış 200 gram tereyağı ilave ediyorsunuz. Ki buzdolabında olması ve tereyağının soğuk olması hamurun kıyır kıyır ve güzel bir kıvamda olması için süper önemli bir unsur. Sonra hiç azımsanmayacak miktarda tuz koyuyorsunuz içine ki hamurunuz güzel ve lezzetli bir hamur olsun. Sonra da makinemizin kapağını kapatıyoruz. Ve bunu çekmeye başlıyoruz. Yumurta da ilave edeceğiz ama yumurtayı eklemezden hemen evvel bunların birazcık bir kum gibi bir kıvama gelmesini bekleyeceğiz. Oldu sayılır yani. Tereyağlı un böyle bir hop kumumsu bir kıvama geldi. Bakıyorum içeride çok blok tereyağı yok. Ama soğuk olduğundan dolayı da cıvıklaşmadı. Tamam, şimdi iki tane irice boy yumurta kıracağım bunun içerisine. Yumurtaları tek tek kıracağım. Önce bir tanesi hem sarısı hem beyazı. Hafifçe bir tur çekeceğim. Sonra aynen bu kadar kısa aralıklarla ikincisi. Genellikle yumurtanın sıvılığı bunun olması gereken kıvam için yeterli ama yetmezse 2-3 kaşık kadar da su koyabilirsiniz ama genelde yeterli oluyor.
Bak, bak hamur topaklanır gibi bir kıvamda. Çok güzel bir kıvam. Yani daha öteye giderseniz tereyağı iyice cıvıklaşacaktır ve hafiften bir genleşme başlayacaktır. Böyle yaparsanız kıyır kıyır kalacağı garantidir. Müthiş. Bence tamamız. Bir göstereyim size. Bak gelin yakından bakın kıvamına. Şöyle ki bıçağı da çıkartayım. Şu şekilde böyle parçalar var elinde. Görüyor musunuz? Bak. Hani hafif tereyağla böyle belli belirsiz birleşmiş, birleşmemiş kıvamda. Elinizde iki tane teknik var. Bir, bunu yağlı kağıdın arasında açmak ve direkt bunun içerisine transfer etmek. İki, arzu ediyorsanız parça parça bunun içinde yapmak. Daha önce hep iki yağlı kağıdın arasında alıp bunun içine nasıl transfer ettiğimi size göstermiştim. Bu sefer farklı bir teknik yapıyorum. Bakın bu tabanı çıkan bu şekilde tart kiş kalıplarından. Bunlarla çalışmak çok çok pratiktir. Bittikten sonra çıkartması ultra kolaydır. Ne yapıyorum? Bak şöyle yapıyorum. Alıyorum bundan bir parça. Tamam. Şöyle elimle küçük küçük eşit eşit her yerine yayıyorum. Tamam. Şöyle. En sonunda da bu yaydıklarımı yine bu tart tabanın içerisinde birleştireceğim. Ve mümkün olduğu kadar her tarafı eşit düzlemde bir yüzey elde etmiş olacağım. Sadece köşelerini biraz kalın bırakacağım. Çünkü köşeleri güzel yaparsanız çıktığında görüntü muhteşem oluyor. Benim bu verdiğim ölçü de böyle bir kalıp için tam uygun olur. Bu aşağı yukarı böyle bir 28 santimlik falan bir kalıptır. 28-30 santimlik kalıplara 10 numara 5 yıldız gider. Şimdi yavaşça parmaklarımı kullanarak bak şöyle şöyle. İçeride hala şu küçük tereyağları görüyor musunuz? Bak şuralarda. Bunlar lezzetin patlayarak pişeceğinin garantileri. Çok blok yok ama şöyle küçük küçük tereyağlar var ve onlar benim lezzet garantilerim. Hamuru bu şekilde güzel güzel yayıyorsunuz. Burada bir şeye dikkat etmenizi önereceğim. Mesela örnek veriyorum hani şurası bozuk oldu ya buradan koparıp hop buraya tak diye yapabilirsiniz. Çünkü tereyağınız henüz soğuk ve siz elinizin ısısıyla bile uğraştığınızda hala aşırı derecede cıvıklaştırmadınız. Ve böyle güzel istediğiniz gibi bir hal, tavır, şekil verdiniz. İki hususa acayip dikkat etmenizi isterim. Bir köşe teşkili. Bak şu kenarı mümkün olduğu kadar güzel ve iyi bir köşe teşkilini oluşturursanız işiniz daha iyi olur. İki şu kenar teşkilleri. Bak bu kenar teşkillerinde de teşkil de şey gibi oldu, bir tuhaf oldu. Bu kenar teşkillerinde iyi yaparsanız çıktığı zaman bu yan tarafı o kadar güzel bir görsel oluyor ki yeme de yanında yat. Efendim sıra geldi meşhur kör pişirmemize. Bu kör pişirme süper önemli çünkü bu tip kalıplar tabanları ve kenarları eğer önden pişmezse içine mamul koyduğunuz zaman pişemez, çiğ kalır. Şimdi bakın. Bir fırın kağıdı aldık. Ortadan ikiye. Tamam. Sonra bir kez daha ikiye katladık. Şu şekilde bir hani uçak formatı gibi bir forma getirdik bunu. Sonra bir makas alıyoruz. Şuradan şöyle. Tam bunun bu orta noktasını tart kalıbın ortasına denk gelecek vaziyette. Referans alıyoruz. Tamam. Ve şuradan da bittiği yerden de hop kesiyoruz. Açıp bunu böyle içine koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi tamamen güzel vaziyette içine oturacak bir fırın kağıdı elde ettik. Bu fırın kağıdına da özür dilerim bir şey yapmayı unuttum. Yani fırın kağıdını elde ettik de tabanına birazcık çatalla delikler açacağım. Kabaracak bu çünkü ister istemez. O kabarma sırasında bu delikler dolar ve tekrardan aşağı bastırdığınızda iyice birbirine yapışır. Şu şekilde bir delikler açın. İsterseniz kenara da açabilirsiniz de ona da çok gerek yok. İçine fırın kağıdını güzelce koydum. Şöyle. Ve ağırlık yapacak, fırına girebilecek bir şeylerle dolduracağım. Mesela benim burada sadece bu işler için kullandığım bakliyatlarım var. Bunları pişirmek için kullanmıyorum da bu tip tart kiş işleri için ağırlık olsun diye kullanıyorum. Koydum, iyice şöyle yaydım. Tamam. Niye böyle yapıyorum? Çünkü eğer bunu bu şekilde yapmadan olduğu gibi çıplak fırına atarsam kenarlar birazcık aşağıya doğru çökecekler.
Böyle yaptığınız zaman kenarlar hafiften pişecekler ama taban çiğ kalacak. İkinci kör pişirmede de aynı şekilde tabanı pişiriyor olacağız. Şimdi fırınımız 180 derecede. Aldım attım bunu. Tamam mı? Ve bir 10-12 dakika kadar kurdum. 12 dakika sadece köşeler pişecek. Sonra çıkartacağız. İkinci kör pişirme için bunun içindekileri çıkartıp pişirmeye devam edeceğiz. Yani tart fırından çıktığı zaman aslında komple pişmiş olacak. Bir de bunun iç harcı var. Hadi gelin birlikte onu yapalım. İç harç da benim çok hoşuma giden ve beni çok heyecanlandıran bir durum var. Önce şöyle bir, hatta şu ortada yüksek ateşli kısımda başlayayım. Tamam. Ayaktım altını ve tavayı burada güzelce ısıtmaya başladım. Bunun iç harcı komple sebzelerle dolu ve hafif brokoli ve patatesle hazırlayacağım bir iç harç. Gördüğünüz gibi elimin altında şu küçük bebek patates denen cinsten patatesler var. Tamam. Bunları da hafifçe haşladım. Ortadan ikiye bıçağımla kestim. Şöyle. Çizdim daha doğrusu. Ve hafifçe haşladım. Bunları iç harç olarak kullanacağım. Birazcık da brokoli ile bunları birleştireceğim. Ama önce tavanın içerisinde ufak tefek işlemim var. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum bunun içerisine. Tamam. 2-3 fark etmez. Arkasından şurada da tereyağı var. 2-3 yemek kaşığı kadar da tereyağı koyacağım. Şimdi mevzubahis patates olduğu için yağ sever. Şöyle koydum. 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı. Öncelikle tereyağı ve zeytinyağı burada hafif hafif eritiyorum. Burada da şu patateslere şöyle bir işlem yapıyorum bak. Aldım. Kaçmayın gelin dur. Aldım patatesi. Haşlanmış bir durumda bu. Üstüne avucumla hafifçe basıyorum. Birazcık daha basıyorum ve patatesi şöyle hafif eziyorum. Tamam. Kırılırsa dert değil. Kırılmazsa ne ala. Ama kırılması ya da kırılmaması benim için hiç önemli değil. Bu patatesin güzel bir şekilde ezilmesi ve kabuğuyla beraber böyle kalması lazım. Bak güzelce ezdim. Ve hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Tereyağı ve zeytinyağı eridi. Şimdi bunu şey yapmak gibi bir niyetim yok. Böyle kahverengi bir yağ kıvamına getirmek gibi bir niyetim yok. Ama bunu şuradan daha kontrollü bir göze alayım. Birazcık daha yavaş yavaş yapayım. Patatesleri ezince şöyle her şeyin başında alıp direkt olarak buradaki yağın içerisine atıyorum. Tamam. Atmıyorum da hatta güzel güzel diziyorum bunları. Tamam. Şunu ezememişiz. Şöyle ezelim ve koyalım. Kırılırsa, parçalanırsa, ikiye bölünürse hiç dert değil. Bunların içleri ne kadar güzel böyle altın sarımsı bir renk alırsa inanın bana işlem o kadar güzel oluyor. Benim tart kalıbımla hemen hemen bu aynı. O yüzden bu kadar patates gayet yeterli olacaktır. Şimdi tek ihtiyacım olan düzgün ve kısık kontrollü bir ateşte bunları itinalı bir vaziyette pişirmek. Tamam. Onlar pişerken de ben diğer işlemlerime geçebilirim. Şimdi çorbanın genel hazırlığıyla devam edeyim. Çünkü orada ufak tefek işlerim var. Öncelikle şöyle büyükçe bir çorba kasesini, çorba tenceresini daha doğrusu, ocağa koyup altını yakıp işe başlıyorum. Bu içerisinde havuç, patates, kereviz, kabak ve benzeri güzel sebzelerin olduğu tarz bir aslında etli çorba. Kuzu gerdan çorbası. Az sonra şunları bitireyim de o gerdan kısmına geldiğimde de size nasıl ne yaptığımı anlatacağım. Bunun altı yanıyor. Ben de sebzeleri doğramaya başlıyorum. Bir tane havuç kullanıyorum. Tamam. Şey olmanıza gerek yok. Sadece bir çorba kıvamında olduğu için havuçlarınızı çok iri iri doğramamaya çalışın. Neticesinde kaşığa gelecek havuçlar elde edeceğiz. Tamam. O yüzden alın bir tane havucunuzu. Şu şekilde hafif küçük küpler haline denk gelecekmiş vaziyette itinayla doğrayın. Bir adet havuç. Tamam. Bunları da sıralamasını aynen benim yaptığım gibi yaparsanız işiniz çok daha kolay olur. Sebzelerin hepsi ısıya farklı şekilde duyarlılık gösterdiği için hepsi biraz daha farklı sürelerde pişecek. İçerisine birkaç böyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Daha da fazlasını koymadım çünkü en son üstüne bir de tereyağı yakarız. Sonra havuçlarla işe başlıyorum. Tamam. Aldım havuçları içerisine ve hafiften sotelemeye başladım. Aralarda şuradaki patateslerinizi
bir gelip gidip bakmanızı isterim. Çünkü burada ben bu patatesleri yakmak değil, tatlı bir şekilde renk almalarını sağlamak istiyorum. Bak görüyor musunuz? Bak tatlı tatlı renk alıyor. Bir tarafı acayip yansın, öbür tarafı böyle olduğu gibi kalsın istemiyorum. Tatlı tatlı çevirin. Çevirirken eğer kırılıyorsa böyle hiç sorun yok. Bunların sağ tarafını, sol tarafını, altını, üstünü güzelce böyle bir önden pişirmenizi istiyorum sizden. Yavaş yavaş bunlar renk alsınlar. İlk turu pişirdim. Bunu da altını yaktım. Havucu koydum. Yavaştan devam ediyorum. Hemen arkasından kereviz ekleyeceğim. Burada irice bir boy kereviz var. Bu bana çok. Tamam. O yüzden şu şekilde bir yarım kereviz alıyorum. Ben size tarifte küçük bir boy kereviz olarak yazacağım. Çünkü benimki bayağı büyüktü. Bunu da aynı şekilde küp küp doğruyorum. Çok malzeme var gibi gözüküyor. Zor gibi gözüküyor ama gerçekte yani kolay ve rahat bir şey menü bugünkü. Fakat lezzetler yine süper lezzetler. O yüzden hiçbir endişeniz olmasın. Özellikle bu çorbaya içine koyacağımız etten dolayı bayılacaksınız. Bir gerdan eti kullanacağım bunun içerisinde. O bu tip çorbalara acayip yakışıyor. Hatta düğünlerde düğün çorbası olarak vesaire de kullanılan tarzda bir ettir gerdan eti. Ve müthiş olur. Havucun üstüne kerevizi de koyuyorum. Bu arada bu arkadaşın altı çok açıksa birazcık kısın ve patateslerin yavaş yavaş birazcık yağ çekerek güzel güzel pişmesini sağlayın. Sırada patatesimiz var. Her zaman olduğu gibi patates biliyorsunuz ki torşon gelmedi elime. Patates nişasta olarak da kıvam bağlayıcı olduğu için önemlidir. Bunu da aynı şekilde küp küp doğruyorum. Bu da tamam. Bunu da atalım. Şimdi neredesin bakalım? Bir tahta kaşık şöyle bir karıştıracağım bunların hepsini. Şaheser vaziyette. Son olarak sarımsak da koyacağım. Her şeyi parça parça bıraktım ya. Sarımsağı da ince ince doğrayayım. Ama sarımsağı hani böyle içerisinde çorbanın içerisinde göze ve dişe gelir şekilde istemiyorsanız alıp direkt olarak ezip de koyabilirsiniz. Ama bence hiç sakıncası yok. 3 diş sarımsak ince ince doğradım. O da girdi içine. Mis. Ve bir tane de kerevizin sapı. Onu da şöyle ortadan ikiye. O da girdi. Son olarak kabak da koyacağım. Ama şu yan taraftaki patateslerin bir halini hatırını sorayım. Çok unutmayayım. Vay bak müthiş. Son derece istediğim gibi harika bir renk almış vaziyette. Kendi yağıyla beraber süper pişiyorlar. Şimdi bir tur daha çevirdim. Harika. Bunlar kişinin içerisinde acayip güzel ve lezzetli bir şekilde kalacak. Son derece güzel ve doygun bir patates verecek. Ama görüyorum ve arttırıyorum, tamam mı? Buraya birazcık brokolilerden ekleyeceğim. Şu küçük küçük brokoliler buna inanılmaz güzel lezzet verecek. Sizden ricam olduğu gibi blok vaziyette eklemeyin. Bunun böyle sanki çişin üzerine yerleştiriyormuş gibi böyle ufak ufak alıp kenarına köşesine sağına soluna yerleştirin. Doldurun her yerini ve hafif hafif pişmeye bırakın. O arada kabağa geçebiliriz. En son kabağı atıyorum genellikle. Biliyorsunuz çünkü kabak ısıya en duyarlı olan. Şimdi bunları burada güzelce soteliyorum. Hiç tuz, karabiber bir şey koymadım. O yüzden tam da şu aşama iyi bir aşama. Azıcık tuz koyacağım. Tamam. Birazcık da karabiber atacağım. Fakat ben bu işlemleri yaparken fırındakinin de olduğunu tahmin ediyorum. En azından ilk kör pişirme için. Evet. İlk kör pişirmemiz tamam. Şimdi bakın sevgili dostlar. Dikkatlice bunu fırından çıkartıyorum. Şimdi bunu tabanından tutmayacaksınız. Çünkü taban biliyorsunuz yerinden çıkıyor. Kenarlardan tutarken de birazcık dikkatli olacaksınız ki kenar kısımlarını kırmayalım. Tamam. Şu şekilde aldım. Tezgahın üstüne çıkarttım. İlk kör pişirme takriben 12 dakika falan sürdü. Fırını kapattım. İkinci kör pişirme için tekrardan fırına atacağım bunu. Şöyle kapağı açalım. Şu
az evvel içine koyduğum fırın kağıdını biraz küçük kesmişim. Neyse, etrafa dökülürse toplayacağız. Dikkatlice alıyorum ve şöyle tekrardan bunun içerisine transfer ediyorum. Burada size göstermek istediğim şey şu. Bak, hafiften kenarlar pişmiş hafiften ama taban daha hala çiğ ama köşe teşkili oluşturulmuş. Yani köşeler aynı vaziyette duruyor. Neyse, gevezelik etmeyeyim. Ocakta yemeğim beni bekliyor. Bunu direkt olarak tekrardan fırına atayım. Açtık fırını. Kenarları kırmadan dikkatli vaziyette aldım tekrar bunu ve attım fırına. Bu sefer takriben bir 15 dakika kadar daha pişiriyorum. Ya da şöyle söyleyeyim size. Tabanı ve kenarları istediğiniz rengi alana kadar pişireceksiniz. O işler tamam olacak. Şimdi burada ise bak, son derece güzel vaziyette sebzeler kavruldu. Benim için önemli. Ama bu da önemli. Gelin bakalım burada durumlar ne. Bak, bak, bak şu patateslere bak, bak. Müthiş güzel. Hiçbir şey yanmadı. Çünkü kontrol bizde. Size defalarca söylediğim şey bu. Eğer yemek yaparken yaptığınız işe hakim olursanız ve birazcık da mutfağın lisanını hani hafiften konuşmaya başlarsanız her şey sizin lehinize gidiyor. Patatesler tatlı güzel bir renk alırken brokoliler de mevcut ısıyla yumuşamaya başlamış, tamam mı? Altını şimdi bir çıt daha açacağım ve size bir şey göstereceğim. İlk başta içeride epeyce yağ vardı. Patatesler bunun bir kısmını çekti. Brokoliler de pişerken birazcık yağdan nasiplendi. Eğer yağın azaldığını düşünüyorsanız tam da bu aşamada çok değil içerisine bir iki parça tereyağı atın. Çok değil. Bu kadar yeterli olur. Ve tatlandırın. Neyle? Birazcık tuz. Ve çok az da karabiberle. Hemen çorbama döneyim istiyorum. Artık etini ve suyunu çekip bunu güzelce pişirebilirim. Etinden bahsetmişken işte karşınızda. Gerdan eti. Yaklaşık kemiğiyle beraber 600 gramlık bir gerdan etim var. Ve bunu aşağı yukarı 1,5 saat kadar pişirdim. Etler suyun içinde böyle kemikleriyle beraber duruyor. Bakın, gerdan etiyle çalışacağınız zaman çok fazla lime lime etmeyeceksiniz. Böyle hafif iri parçalar halinde bırakacaksınız. Ve parçaların hemen hemen hepsini de kullanmaya çalışacaksınız. Hiç israf etmeyeceksiniz. Şu kalan yağlı parçaları da mutlaka ve mutlaka işin içine dahil edeceksiniz. Kemikleri, üstündeki o zar kısımları ve benzerini ayıracak vaziyette. Güzelce didikledim. Kalan ise komple, şu da hafif zar veya. Kalan ise komple bunun içerisine girecek. Bakın. Ya sebzeler zaten kendilerini bıraktılar. Eti olduğu gibi içerisine alıyorum. Tamam. Hiç fazla karıştırıp kavurmak ve benzeri tarzda bir niyetim yok. Sadece ve sadece birazcık ısıyla coşmasını istiyorum ve lezzetini vermesini istiyorum. Et suyu olarak da bu mükemmel sudan başka bir şeyi kullanmayı düşünmüyorum. Toplamda bizim aşağı yukarı 6 ila 8 bardak, yani 1,5 litre civarında bir suya ihtiyacımız var. Ve ben bu tencerenin içinde tencere ölçüsünden takriben 1 litreden birazcık fazla su görüyorum. Süzgeçten geçiriyorum. İçindeki bütün defne yaprağı, o bu ve var olan küçük parçaları dışında bırakıyorum. Üstüne de dedim ya 1,5 litreye yakın bir şey olsun diye. Üstüne de yaklaşık 1 bardak kadar su ekliyorum. Her şeyi güzelce karıştıracağım. Kapağını kapatacağım. Ve bunu burada tıkırdamaya bırakacağım kendi halinde. Önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte. Buna bir de en son terbiye yapacağız ve çorbamızın kıvamını o şekilde bağlayacağız. Sonuç mükemmel olacak. Tekrar döndüm buraya. Burada işler sandığınızdan da iyi gidiyor. Bakın, bazı sabahlar ofise geldiğim zaman bizim ekipteki arkadaşlara patatesli yumurta yapıyorum. Diyorlar ki bana, yani ne uğraşsın ya bu kadar. Patatesi doğru çalışırsanız sonuç böyle olur. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sonra bir de satılan patatesleri beğenmiyorlar. Ya bizdeki patates şöyle, bizdeki patates böyle. Hayır. Doğru uygularsak güzel patates her zaman iyi sonuç verir.
Bak bak, mis gibi kızardı. Şahane renk aldı. Bence buranın işi tamam. Çünkü bakın böyle güzelce böyle altın rengi, hafif böyle dışı karamelize vaziyette bir şekil şemale büründüler. Daha da fazla pişirmeye gerek yok. Şimdi bunu bir tezgahın üstüne alalım. Tamam. Hatta elimizdeymişken şu çorbanın da bir yerini değiştirelim. Bir çorbanın içini göstereyim size. Oo, fokur fokur kaynıyor zaten. Bunun altını kısıp kısık ateşe dönebiliriz. Şurayı kapatalım. Kısık ateşe alalım bunu. Birazcık daha burada tıkırdatalım. Maksat sebzeler artık iyice kendilerini bıraksınlar diye. Şimdi bu bizim tartın içinin genel hazırlığı. İşte 1,5-2 dakikası var yavaş yavaş olurken. Ben bir de bunun iç kreması var, size onu hazırlayayım. Bu da zaten süper basittir. Öncelikle 3 tane yumurtayı şöyle derin bir kaseye kırarak işe başlıyoruz. Yumurtaları hafiften bir çırpıyorum. Arkasından üstüne krema. Takriben 2 su bardağı kadar krema girecek bunun içerisine. Onu da ekledim ve çırpmaya devam ediyorum. Bu içerideki her şeyi güzelce ve dengeli olarak pişirmeyi sağlayacak olan genel aslında bizim kıvamımız olacak. İçerisine tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum. Renginden korkuyorsanız beyaz biber de gayet olacaktır. Tuz, karabiber ve tabii ki muskat rendesi, olmazsa olmazımız. Şöyle bir muskat rendesi de ekledik mi içine, bunun lezzeti muhteşem olur. Yaklaşık böyle çeyrek yarım arası ekleyin. Muskatı da çok fazla kullanmayın. Çünkü çoğu biraz böyle hafif laksatif etkisi vardır. Ondan sonra niye hafif böyle midemiz gurul gurul oldu, şey yaptık demeyelim. Azı karar, çoğu zarar olabilir. Şöyle çeyrek muskat, lezzetini de arttırdık. İşlem tamam. Fırındaki ötüyor beni çıkar diye susturdum, çıkaracağım şimdi seni. Her şeyi güzelce çırptım, karıştırdım. Bir de hem üstü hem de içi için biraz kaşar peyniri düşüncem var. İçine birazcık kaşar peyniri koydum. Şu da sonrası üstü için olacak. Güzelce karıştırdım. Bu da benim iç harcım. Şimdi bakın. Burası, burası ve az sonra fırından çıkacak arkadaş. Fırından çıkacak arkadaş için de bir şöyle hazırlığım var. Size göstereyim. Öncelikle şöyle elimizi yakmadan şunu alalım. Gördüğünüz gibi taban, kenarlar muhteşem bir vaziyette pişmiş. Şimdi size göstereceğim bunu. Bakın. Dikkatli vaziyette tuttum. Geldim buraya. Bir yakından bakın şöyle. Bakın bakın, çekinmeyin. Biz bizeyiz yani. Fırını kapatalım. Isıyı kaçırmayalım. Sonra sevgili dostlar, şöyle bir, bu en son çıktığında içinden çıkartmak için kullanacağım. Doldurma işlemine geçelim. Tezgahın üstüne aldım bunu. Yerinden ne kadar rahat çıkıyor zaten görüyorsunuz. Özenli bir şekilde buradaki her şeyi aynen bu tavanın içinde olduğu gibi buraya güzel güzel dizeceğim. Alıp da cumburla boca etmeyin. Böyle burada nasılsa aynı bu şekilde özenli özenli bunu buraya dizin. Her dilimde birazcık patates, birazcık brokoli, herkesin mutlaka tadacağı lokmaların arasında kalsın. Gördüğünüz gibi patatesler aynen size söylediğim gibi mis gibi pişmiş vaziyetteler. Arada kalan bölümlere de şu brokolileri güzelce gezdiriyorum. Şimdi sırada buradaki harç var. Buradaki harcı da alıp üstüne şöyle güzelce bir gezdireceğim. Kenarlardan taşsın istemiyorum ama her yere mutlaka ve mutlaka ulaşsın istiyorum. Mis. 10 numara 5 yıldız kıvamdayız. Ve yeniden fırına gidebiliriz. İşte riskli kısımlar aslında bunlar. Buralarda dikkatli olmak lazım. Çünkü şimdi bu böyle hafif oynak kıvamda. O yüzden size tavsiyem, kapağı açın. Bu sürgülü rafı dışarıya doğru çıkartın ki kolay çalışabilin diye. Arkasından bir torşonla şöyle kenarlarından tutun. Tabana dikkat edecek vaziyette alın.
içeriye. Kafa rahat. Şimdi bakın yaklaşık bir 10-12 dakika kadar böyle. Arkasından da bir 10 dakika sonra kapağı açıp içine kaşar peynirini koyacağım. Ondan sonra da bir 10 dakikada üstündeki peynir eriyene kadar. Muhteşem bir lezzet. Birkaç etaplıdır ama gerçekten yapıldığı zaman da sonuç efsanedir. Çorbam kaynıyor. Ona az sonra bir bildiğiniz bir terbiye yapacağım ama çok hızlı bir spangle ile işi bitireyim. Tatlıyı da bitireyim istiyorum. Burada 2,5 bardak soğuk süt var. Alıyorum bunu. Bu küçük tencerenin içerisine koyuyorum. Sonra yaklaşık çeyrek bardak kadar buğday nişastası var. Bulamazsanız mısır nişastası da gayet çalışır. Sonra aşağı yukarı yarım bardak kadar toz şeker var. Bunu da içerisine ekliyorum. Ve bunlar aslına bakarsanız benim genel karışımlarım. Koyu renkli, çikolatalı ve kakaolu olacağı için hem içerisine kakao hem çikolata koyacağım. Fakat kakaoyu şimdi, çikolatayı ateşten aldıktan sonra. Bir yemek kaşığı kadar kakao koydum içerisine. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi deminki karışım 1 litre süttendi. Burada aşağı yukarı 2,5 bardak, yani yarım litre civarında bir süt var. O yüzden bu üst katman daha az, alt katman daha çok olacak. Karıştırma işleminden sonra geldim ocağa. Altını yakıyorum ve bunu burada hafiften kıvamlandırmaya başlıyorum. Çok muhallebi kıvamında olmaz, hafif sıvı kıvamda olur ve sıvı kıvamda da kalır. Dondukça katılaşır ve bağlanır. O yüzden bunun böyle bir çok yoğunlaşan, bunun gibi bir kıvam olmasını beklemeyeceğiz. Ateşten alıp içerisine yarım bardak da çikolata ekliyorum ki çikolata tadını bir şöyle coşturalım, canlandıralım. Hızlıca karıştırdık. Şimdi sıra geldi porsiyonlamaya. Az evvel beyazla yaşadığım stresi şimdi bu çikolatalıyla da yaşayacağım. Döküp saçmadan inşallah bunun üstüne eşit vaziyette porsiyonlayacağım. Bir kepçe ve dikkatli vaziyette üstlerini bu şekilde kaplıyorum. Vallahi başardım sayılır. Hem eşit bir vaziyette porsiyonladım hem de etrafa dökmeden bu işi hallettim. Şöyle birazcık vuralım. Üstlerini bir düzleyelim. Ama sürprizler bununla da bitmiyor. Efendim bu güzel tatlıya biraz şöyle frambuazla süslenmek yakışır. Üstlerine birer ikişer parça frambuaz atın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu şekilde bırakın. O zaten yavaş yavaş birazcık içine girecektir. Kendi lezzetli suyunu da salacaktır. Tam manasıyla evde kolayca yapabileceğiniz çok lezzetli, görüntüsü de şahane bir tatlı oldu. Hoppa, işte budur. Soğuduktan sonra hem basit hem lezzetli hem de tadı çok güzel bir tatlımız burada. Fırındaki aşağı yukarı bir 10 dakika oldu. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakın basitçe şöyle kapağını açacağım. Rayı çekeceğim. Zaten üstü hafiften kabuk tutmaya başlamış vaziyette. Bu dakika itibariyle birazcık kaşar serpiştireceğim üstüne. Kaşar peyniri de eriyip renk aldığı an itibariyle bu arkadaş da servise hazır olacak. Bunu yerinden çıkartmak için şöyle bir kase koyarsınız. Onu getirirsiniz üstüne koyarsınız. Şak diye kenarındaki çember çıkar, iş biter. Efendim, çorbamızın terbiyesi bizim yıllardır bildiğimiz, yaptığımız kolay terbiyelerden. Bir su bardağı kadar yoğurt var burada. İçerisine bir yumurtanın sarısını ekliyorum. Sadece sarısı, dikkatinizi çekerim. Sonra çorbanın kıvamı için içinde sadece bağlayıcı olarak patates olduğundan dolayı birazcık una ihtiyacımız var. Çok yoğun olmamakla beraber, çok aşırı tepeleme olmamakla beraber 3 yemek kaşığı kadar da un koyarsanız güzel, hani hafiften kıvamını bulmuş bir çorba elde etmiş olursunuz. Bir çırpma teliyle buradaki her şeyi güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yoğun yoğun duruyoruz. Çorbamızı artık buradan şu yan tarafa alalım. İçerideki her şey güzelce pişti.
Bundan sonrası temperleme işlemi, gayet iyi bildiğiniz. Yani sıcaktan alıyoruz, soğuk olanın üstüne ekliyoruz ve hafiften bunu çırparak açıyoruz. Yoğurdu ve unu hafif hafif ısıtıyoruz. Bir anda içine atmıyoruz ki yoğurt kesilmesin diye. Bu işlemi yaptıktan sonra da bunun hepsini içine boşaltıp aşağı yukarı bir 7-8 dakika kadar daha kaynatıp kıvamı bağlayıp servis ediyoruz. Tatlımız hazır. Bu arkadaşın da az sonra üstündeki peynir eridiği zaman işimiz tamam olacak. Çorbamız da 7-8 dakika içinde servise hazır kıvamda. Harika bir menüyle kapanışa doğru gidiyorum. Benden ayrılmayın. Vallahi bu şahane menü süper bir şekilde sofraya geliyor. Bu etli kış çorbası gerçekten hem içinizi ısıtacak cinsten hem de damaklarınızı şenlendirecek cinsten. Çünkü kuzu gerdan eti bilen bilir çorbaya çok yakışır. Doğru bir teknikle yaptık, üstüne bir de güzel pul biberli yağ yaktık mı olay süper. Bu var ya şifa. Soğuk kış günleri filan hikaye yani. Şahane bir başlangıç. Ve kuzu gerdan eti çorbaya en yakışan etlerden bir tanesi. Sıra gelelim bu kişiye. Bak çok net söyleyeyim. Çok net. Bir kafeye gidersiniz. Bundan bir tık daha büyük bir dilim yanında yeşilliği salatasıyla beraber para verip yersiniz. Çünkü kenarı köşesi, bütün oluşumu vesairesiyle beraber 10 numara 5 yıldız. Bir kere taban ve iç muhteşem vaziyette pişmiş. İçi böyle patatesli diye hakir görmeyin. Wow. Lezzet var ya süper. Bak şu kenarındaki o kraker dokusunu yapmak için ne savaşlar çıktı. 10 numara 10. Vallahi billahi. Yapması biraz uğraştırıcı gibi ama sonuç muhteşem. Son olarak da buradaki supanglili muhallebi isterseniz üstüne birazcık pudra şekeri gezdirin ama ben bu kırmızı siyah görüntüyü sevmiş durumdayım. O yüzden gezdirmedim. Ama yapmak istediğim şey şu. Kaşığı en alta kadar indiriyorum. En üste kadar çıkartıyorum. Ve ne geldiyse. Beyaz, siyah, kırmızı hepsini. Allah ne verdiyse. Öf. Bak çok net. Çok net. Bir tatlı. Hem bu kadar basit hem bu kadar güzel gözüken hem de bu kadar lezzetli olmamalı yani. Olmamalı. Ama olmuş. Niye? Çünkü burada biz birlikte yaptık. Efendim bugünün menüsünü gördünüz. Şahane bir etli kış çorbası, yanında sebzeli bir kiş ve supangleli muhallebi ile günü noktaladık. Tariflerin detayları için Instagram'daki Arda Türkmen sayfasını sizleri bekliyorum. Hem bugünün hem bundan önceki tariflerle ilgili görüş, fikir, yorum ve önerilerinizi oradan yapabilir. Arda'nın mutfağı ailesini oradan büyütebilirsiniz. Umarım tarifleri beğenmişsinizdir ve uygulamışsınızdır. Sosyal medyada paylaşırken beni etiketlemeyi unutmayın. Haftaya yine çok lezzetli bir bölümle ben sizi burada bekleyeceğim. Haftaya görüşünceye dek de supangreli muhallebimi yemeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.